83-87 yılları arasında Edirne Anavatan Partisi milletvekiliydi. Belki beni bağışlar ama Vural Arıkan'da hatırlayacaksınız. Maliye eski bakanıydı. O Babacan, Çelebi, o Rint adam. Ama bu iki kardeş, yani Sayın Vural Arıkan, Allah ona da rahmet eylesin bu vesileyle, Sayın Türkan Turgut Arıkan arı gibilerdi. Hele Sayın Türkan Turgut Arıkan sürekli üretir, sürekli üretir. Parti içerisinde parti derler ya, işte öylesine bir milletvekiliydi Sayın Arıkan. Bizi kırmadılar, lütfettiler, bu sabah konuğumuz oldular. Peki neden Türkan Turgut Arıkan? Çünkü evet, seçim yapılacak. Kimilerine göre küskünler, neyse, püskürtüldüler. Hayır, bu süreç sorgulanmaya devam edilmeli. Seçim sistemi, siyasi partiler yasası ve uyum yasaları çıkarılmadan gidilen her seçimin bir başka seçime gereksinim yaratacağını düşünerek biz bu dönemi, bu süreci sorgulamaya devam edeceğiz. Sayın Arıkan 1987 yılında seçilebilir bir sırada olmasına rağmen, yani birinci sırada olmasına rağmen, küskünler denilen, yani itirazlı milletvekillerinin 1987 yılındaki dilekçelerine gönüllü olarak imza atmış bir eski parlamenterdir. Şimdi ben o değerli eski parlamentere soruyorum. Sayın Arıkan, günümüzde yaşanılanı gördünüz. Siz aslında bunu dün de yaşadınız. Belki dün sorunlar çözülseydi bugünü yaşamayacaktık. Neydi dünkü sorun? Siz de o itiraz dilekçesine, yani meclisin olağanüstü toplantıya çağrılma dilekçesine imza atmıştınız 1987 yılında. Ama sizin seçilme gibi bir kaygınız da yoktu. Ama neydi sizi o imzaya iten sebepler? Şimdi Sayın Canver, bu sorunuza cevap verebilmek için önce 1983 yılındaki siyasal partiler yasasına dönmek istiyorum. Bu yasada, ilk çıkarılan yasada, parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbest oy kullanacakları bir ön seçim ile o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı olarak aday adaylığını koymuş olanlar arasından tespit edilir. Yani ön seçim yapılır diyordu. Ama daha sonra 1986 yılında rahmetli Özal bunu değiştirdi ve tamamen partilerin kendi tüzüklerinde belirleyecekleri sisteme göre adayları belirlemesini getirdi ve ondan sonra hep liderler, daha doğrusu lider demeyeceğim ben, çünkü lider olsalardı bu duruma düşmezdi bugün Türkiye, genel başkanlar sadece kendi belirledikleri kişileri aday göstermeye başladılar. Yani antidemokratik bir, bize göre antidemokratik, halkın olmadığı bir şekilde adayları tespit etmeye başladılar ve halka onu sordular. Dediler ki biz yemeği hazırladık, siz de bunun tadına bakın, içinden beğendiklerinizi seçin.